Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde permütasyondan bahsedeceğiz. Hemen şimdi konumuzun unutulmuş permütasyon tanımını verelim. N ve R doğal sayılar. R, N'den küçük veya eşit. N, sıfırdan farklı olmak üzere arkadaşlar. N tane farklı elemandan. R tanesinin sıralanmasının N'nin R'li permütasyonu deniyor arkadaşlar. Ve P, N virgül R ile gösteriliyor. Peki tanımı nedir? Bunu nasıl hesaplayacağız? Onu da arkadaşlar şöyle hesaplayacağız. N tane elemandan R tanesini sıralayacağımıza göre ilk sıraya N tane, ikinci sıraya N-1 tane, üçüncü sıraya N-2 tane gelecek ve tabii ki R'inci sıraya ise N-R-1 tane eleman gelecektir. Peki bunu nasıl yazabiliriz? Bunu da N faktöriyel bölü N-R faktöriyel şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Özelliklerine geçecek olursak arkadaşlar. Evet, özellikler diyelim. Özelliklerimiz. Birinci özelliğimiz şu. N'nin sıfırlı permütasyonu N'ye eşittir. N faktöriyel bölü N-0 faktöriyelden 1'e eşittir. İkincisi nedir? N'nin birli permütasyonu N faktöriyel bölü N-1 faktöriyelden N çarpı N-1 faktöriyel bölü N-1 faktöriyel, yani N'ye eşit olacaktır. Üçüncüsü, N'nin N'li permütasyonu peki N'ye eşittir? Bu da N faktöriyel bölü 0 faktöriyelden N faktöriyele eşittir. Çünkü biliyorsunuz 0 faktöriyel 1 olduğu için arkadaşlar. Benzer şekilde N'nin N-1'li permütasyonu da N'ye eşit olacaktır. N faktöriyel bölü N-1 faktöriyelden N faktöriyel bölü 1 faktöriyel, o da yine N faktöriyele eşit olacaktır arkadaşlar. Şimdi permütasyonda adı üstünde sıralama önemli. Sıralama önemli olduğu için arkadaşlar, mesela A, B, C ve D 4 elemanlı bir küme. Bu 4 elemanlı kümenin 2 elemanlı permütasyonlarını, iki elemanlı permütasyon veya ikili permütasyonlarına bakalım. Ne olacaktır? A, B. A, C. A, D. Şimdi A, B, A, C ve A, D. İlk sırada A oldu. İkinci sıraya B gitti. İlk sırada B olabilir. B, A. A, B ile B, A, B birbirinden farklı. B, C olabilir. B, D olabilir. Sonra ne olabilir? Arkadaşlar C, A, C, B, C, D olabilir. Ve D, A, D, B ve D, C olabilir. Dikkat ederseniz A, B ile B, A birbirinden farklı. Çünkü sıra önemli. Veyahut da A, C ile C, A birbirinden farklı. Çünkü sıra önemli. Dikkat ederseniz 4'ün İkili permütasyonuna baktığımız zaman 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden o da ne yapacaktır? 4 çarpı 3 yani 12, ki zaten burada da 12 tane farklı eleman olduğunu görmüş idik. Şimdi örneklerimize bakacak olursak arkadaşlar, bunlardan bir tanesi 4'ün ikili permütasyonu artı
5'in ikili permütasyonu eksi 3'ün ikili permütasyonu, bunları hesaplayınız diye söylenmiş. 4'ün ikili permütasyonu az önce bulmuştuk, 12 idi. 5'in ikili permütasyonunu hesaplayalım. Bu da 5 faktöriyel bölü kaça eşittir? 5'ten 2 çıkarsa 3 faktöriyel eşittir. 3'ün ikili permütasyonu ise zaten 3 faktöriyele eşit olacaktır. Nereden biliyoruz? Çünkü n-1 permütasyonu, n'nin n-1 permütasyonu n faktöriyeli eşittir. Burada 12 artı 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyeli sadeleştirecek olursanız, yani bu 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden sadeleştirecek olursak eksi 3 faktöriyel dedik. O da 12 artı 20 eksi 3 faktöriyel de 6'ya eşittir. Cevabımız 26 olmuş olacaktır arkadaşlar. Bir başka örnek, o da n'nin sıfırlı permütasyonu artı n'nin birli permütasyonu artı n'nin ikili permütasyonu 26'ya eşit ise n'ye kaçtır diye sormuş. N'nin sıfırlı permütasyonunun 1'e eşit olduğunu ifade etmiştik. N'nin birli permütasyonunda n'ye eşit olduğunu söylemiştik. N'nin ikili permütasyonunu hesaplayalım. Bu da n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyeli eşittir arkadaşlar. Şimdi şurayı düzenleyelim. Şu biri diğer tarafa aktaralım. N faktöriyeli n eksi n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel diye yazalım. Sadeleştirmemiz olsun. Hatta 26 bir tarafa atalım arkadaşlar, olmazsa. Bakalım ne çıkacak şimdi. N eksi 2 faktöriyel. O da eşittir. Ne oldu? 25 mi oldu? Neyse. Devam edelim. N eksi 2 faktöriyeller sadeleşecek. Burada n artı n kare eksi n eşittir 25 elde ettik. Yani n'nin karesi ne oldu? 25 oldu. Karesi 25 olan iki tane sayı var. Artı 5 veya eksi 5. Ancak n pozitif bir değil mi? Tam sayı veya doğal sayı olması gerektiği için n'nin kaç olması gerekir? 5 olması gerekir. Cevabımız 5'miş dedik arkadaşlar. Peki. Şimdi daha farklı örneklere geçebiliriz. Bu da üçüncü örneğimiz olsun. A kümesi verilmiş arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde. A kümesinin ikili permütasyonlarının sayısı kaçtır diye sormuş. A kümesinin ikili permütasyonlarının sayısı kaçtır? Pekala, toplamda kaç tane elemanımız var? 2, 4 ve 6 tane. 6'nın ikili permütasyonlarını soruyor. 6 faktöriyel bölü 6 eksi 2 faktöriyelden 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel, yani 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel, bunlar sadeleşecek. Cevap ne olacak? 6 kere 5'ten 30 olmuş olacak arkadaşlar. Pekala, daha sonra 5 şıkkında şunu söylüyor. A kümesinin üçlü permütasyonlarını kaçında 2 bulunmaz diye soruyor. 2'nin bulunmamasını istiyoruz. Şimdi yeni bir küme tanımlayayım. İçinde de bu kümenin 2 elemanı bulunması. 1, 3, 4, 5 ve 6. Bu küme A kümesinden elde edildi. A kümesinden neyi çıkarttı? 2'yi çıkarttı. Kaç tane elemanım var? 5 tane elemanım var. Ben bu kümenin üçlü permütasyonlarını bulursam, bu üç permütasyonların hiçbirisinde 2'nin yer alması mümkün değildir. Öyleyse o da 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyelden
5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel, yani 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden sadeleşmeler nereye geldi? 5 kere 4 20, 20 kere 3 60 yapacaktır. Toplamda 60 tane permütasyonda artmasını, 3 permütasyonlarında 60 tanesinde 2 bulunmayacaktır. Peki C şıkkında şunu söyleyelim. A'nın 4'lü permütasyon veya 3'lü diyelim bunu. 3'lü permütasyonlarının, 3'lü permütasyonlarının kaçında 2 bulunur diye arkadaşlar soralım. Şimdi onu hesaplıyorum arkadaşlar. Peki bu soruyu nasıl düşüneceğiz? Eğer ben A'nın üçlü permütasyonlarının tamamından arkadaşlar A'nın üçlü permütasyon içindekinin bulunmadığı üçlü permütasyonlarını çıkartacak olursam bu durumda elde edeceğim tüm permütasyonlarda 2 bulunur. A küresi 6 elemanlıydı. 6'nın üçlü permütasyonunda az önce bulmuş olduğum 5'in üçlü permütasyonunu çıkartıyorum. Yani üçlü permütasyonların tamamından 2'nin bulunmadığı, 2 elemanın yer almadığı üçlü permütasyonu çıkarttığımız zaman geri kalan tüm permütasyonlarda 2 yer alacaktır. 6'nın üçlü permütasyonunu hesaplayalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel eksi zaten 5'in üçlü permütasyonunu 60 diye bulmuştuk. 3 faktöriyeller sadeleşti. Burası da ne yapacaktır? 6 kere 5 30. 30 kere 4 120. 120 eksi 60'tan cevap 60 olarak bulunacaktır. Demek ki 60 tanesinde arkadaşlar ne elde etmiş olacağız? Evet. Mutlaka 2 yer alacak. Peki bunu başka şekilde düşünebilir miydik? Bunu şöyle düşünebilirdik. Belki ikinci yol olarak şu şekilde düşünebilirdik. Şimdi üçlü permütasyonlarımız var. Bunlardan bir tanesi mutlaka 2 olmak zorunda. Hatta şöyle yapalım. Veya yazayım. Daha güzel olur. Bunu şöyle düşünebilirdim. Veya permütasyonsuz da düşünebilirdim. Şimdi 2'nin birinci sırada yer aldığını varsayacağım. Toplamda 6 tane elemanın oldu. Bir tanesini ilk sırada kullandım. Geriye 5 ve 4 eleman kaldı. Diğer sıralara yerleştirebileceğim. Bunun dışında ikinci sırada 2 elemanı yer alabilir. Bunu da gene ilk sıraya 5 eleman, son sıraya 4 eleman kalacak. Bir de son olarak da 2 elemanın en son sırada yer alabilir. Yine bunu da 5 çarpı 4 çarpı 1 şeklinde yazabilirim. Kısacası 2 sayısı bu 3 tane permütasyonda 3 farklı konumda yer alabileceğine göre 3 farklı şekilde 3 değişik yerde yer alabileceğine göre 3 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 1 elde etmiş olacağız ki bu da zaten 60 sonucunu bize verecektir arkadaşlar. Bu da 60 sayısını verecektir. Pekala diğer örneğimize geçelim arkadaşlar. O da şu şekilde. O da şu şekilde arkadaşlar. Sorumuz şu. A kümesinin bu kaçıncı sorumuz oldu? A, B, C, D. D şıkkı diyelim. D şıkkı. A kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde rakamlar büyükten küçüğe doğru sıralanır.
Şimdi bu örneğimize bakalım. Kaç tanesinde büyükten A kümesinin üçlü permütasyonundan kaç tanesinde rakamlar büyükten küçüğe doğru sıralanır diye söylemiş. İlk önce 6 tane rakamımızın üçlü permütasyonlarının yani evet bunları hesaplayalım. Bu neye eşittir? 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyeli eşittir. Şimdi arkadaşlar biz permütasyon yaptığımız zaman sıralama yapıyoruz. Diyelim ki 3, 2 ve 1 rakamlarını sıraladığımızı varsayalım, değil mi? 3 rakam, 3 tane rakamı sıraladığımızı varsayalım. Şimdi sıralama yaptığımız zaman ne oluyor? Bu rakamların sıraları değişiyor. Doğru mu? Doğru. Bakın şimdi 1, 2, 3 oldu. 1, 3, 2 oldu. Değil mi? 2, 3, 1 ve 2, 1, 3 oldu. Şimdi bu rakamların sıralamasına baktığımız zaman 3 tane rakam kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanabilir? 3 faktöriyel yani 6 farklı şekilde sıralanabilir. Ama bunlardan sadece bir tanesi büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Öyle değil mi? Ben ne istiyorum? Ben ne istiyorum? Evet, permütasyonu bulayım ama bu permütasyonda rakamlar, bu 3 tane rakamın kendi içerisinde sıralanması söz konusu olması. Bu nedenle ne yapmam gerekiyor? 6'nın üçlü permütasyonunu eğer 3 faktöriyeli bölersem sıralamayı iptal edip sadece sabit, yani 3, 2, 1 sabit tutacağım için ne yapmış olacağım? Bütün olası permütasyonların içerisinde sadece büyükten küçüğe olanları bulmuş olacağım. Burada 6 faktöriyeli 3 faktöriyeli bölümünün 3 faktöriyeli bölümüne eşittir. O da 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel sadeleştirmeler meydana gelirse cevabımız ne çıkar? 20 olarak bulunur arkadaşlar. Cevabımız 20 çıkar. Gelelim tekrarlı permütasyona. Tekrarlı permütasyon. Peki tekrarlı permütasyon ne? Şimdi şöyle bahsedelim. Elimizde 3 kelime, 3 harften oluşan bir kelime olsun. Ada kelimesi. Ben bunun sıralısını değiştirerek kaç farklı kelime elde edebilirim? Normal şartlar altında 2 tane A, 1 tane de D olmasaydı, sadece 3 tane birbirinden farklı rakamın harfim olsaydı 3 farklı var. Yani 6 farklı ne elde edecektim? Kelime elde edecektim. Öyle değil mi? Normalde 6 farklı kelime edecektim. Eğer 3'ü de birbirinden farklı olsaydı, yani A, B, C gibi harflerden oluşsaydı bunların sıralanışları A, B, C, A, C, B, değil mi? B, C, A, B, A, C, C, B, A, C, A, B şeklinde 6 farklı şekilde sıralanacaktır. Öte yandan adaya baktığımız zaman ne olabilir? Şimdi ada yazabilirim, değil mi? Ada yazdım. Başka ne yazabilirim? A, A, D yazabilirim. Çok güzel. Peki sonra bu birinci A'ydı. İkinci A'yı başa getirsem şöyle, ikinci A'yı başa getirsem, birinci A'yı tekrar sona getirsem yine bir öncekiyle aynı şeyi elde ediyorum. Bakın şöyle de yazabiliriz buraya. A1, A2 yazayım daha rahat görmemiz için. A1, A2, 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 A1, A2, A1, değil mi? A1, A2, D, A1, A2, D, A2, A1. Şimdi baktığımız zaman toplamda 6 tane permütasyon var mı? Yok. Çünkü şunların ikisi de birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Yani başta veya sonda yani A1, A2, 2 tane A var. İkisi birbirinden farklı değil. Bunlar birbirine eşit. Yani aslında toplamda kaç tane olası durum var? 3 tane değişikliğin söz konusu.
İşte ben bu iki tane harfin kendi arasında yer değiştirmesini, normal 6 faktöriyelde iki tane harf bile benim aynısıdır. Bunlar da kendi arasında 2 faktöriyel şekilde değişeceği için 6 faktöriyeli, pardon, 3 faktöriyeli 2 faktöriyele bölersem ne bulmuş olurum? 3 tane diziliş bulmuş olurum. Tekrar representasyonun mantığı bu. Yani n tane eleman var. Bu n tane elemanın n bir tanesi birinci türden, n2 tanesi ikinci türden, nk tanesi de k'ncı türden. Ve tabii ki n1 artı n2 artı artı nk neye eşit olmuş olacak? Tabii ki neye eşit olmak zorunda. Bu durumda biz bunları arkadaşlar sıralamak istersek, biz bunları sıralamak istersek nasıl sıralayacağız? Hemen bakalım. Az önce de göstermişim. Normalde n tane eleman kendi arasında n faktöriyel şeklinde sıralanabilir. Ama bunların içerisinde n1 tanesi aynı, n2 tanesi aynı, n3 tanesi aynı, nk tanesi aynı olduğu için n faktöriyeli neyi bulacağım? n1 faktöriyel bölü işte n2 faktöriyel bölü n1 faktöriyel çarpı n2 faktöriyel çarpı 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 nk faktöriyeli bölerek bu tekrarlı permütasyonu elde etmiş olacağım. Şimdi örneklerimize bakacak olursak, örneklerimize bakacak olursak ne söylemişiz? Demişiz ki arkadaşlar Ankara kelimesini harflerini kullanarak anlamlı, bu birinci örneğimiz, anlamlı ya da anlamsız, anlamlı ya da anlamsız 6 harfli kaç kelime yazılabilir? Kaç kelime yazılabilir diye soruyor. Sorumuz bu. Toplamda kaç tane harfimiz var? 2, 4, 6. 6 tane harfimiz kendi arasında 6 faktöriyel şekilde sıralanabiliyor. Ama bunların içerisinde birbiriyle aynı olan 3 tane ne var? Harf var. Bunlar da A harfleri. O yüzden de bunu neye bölmem gerekiyor? 3 faktöriyel bölmem lazım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden cevabımız ne olacaktır? 5 kere 4 20, 20 kere 6 120 olacaktır. Toplamda Ankara yer alan harfleri sırasını değiştirerek anlamlı veya anlamsız 120 tane kelime yazabiliyormuşum. Benzer şekilde Marmaray. Bunu kullanarak 8 harfli gene anlamsız kaç kelime yazılabilir diye soralım. Yazılabilir diyelim arkadaşlar. Pekala. Şimdi bakalım toplamda kaç tane zaten harfimiz var? 8 tane harfimiz var. Bu 8 harf kendi arasında 8 faktöriyel şekilde sıralanabilecek. Ama kaç tane M var? M'den kaç tane var? M'den arkadaşlar 1, 2 tane M var. 2 tane M var. 2 tane M. Şöyle düzgün yazalım onu. Yanlış yazdım çünkü. 2 tane M harfi var. Yani onların sırasının değişmesi yeni bir kelime elde etmemize neden olmayacak, sebep olmayacak. Kaç tane A harfi var? 1, 2, 3 tane de A harfi var. Bunlar da kendi arasında yerleştirdiği zaman yeni bir kelime elde etmeyeceğiz. Benzer şekilde 2 tane de ne var? Gene R harfi var. Doğal olarak bu 8 faktöriyeli neyle bölmem lazım? 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeli bölmem lazım. Bunu da hesaplayalım. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel diyelim. Bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel
Sadeleştirmelerimizi yapalım. 3 faktöriyeller sadeleşti. 2 faktöriyeller tabii ki eşit. Onlar 4 ile sadeleşti. Cevabımız ne olmuş olacaktır? Arkadaşlar 1680 olacaktır. 1680 farklı kelime yazılabilecektir diye söylüyoruz. Arkadaşlar. Şimdi bunun dışında tabii farklı örnekleri de yine değineceğiz. Bu da üçüncü örneğimiz olmuş olsun arkadaşlar. Kapkara. 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 Bu kelimesindeki harfleri değiştirerek yedi harfli anlamlı ya da anlamsız kaç tane işte anlamsız kelime yazılacak demişiz. Kelimeler yazılıyor. Kaç tanesinde A harfi başta bulunur diye arkadaşlar soruyoruz. Kapkara'yı kullanacağız ve 7 harfli kelimeler yazacağız. Anlamlı veya anlamsız ama ilk harfinin ne olmasını istiyoruz? Mutlaka A olmasını istiyoruz. Şimdi burada arkadaşlar sorumuzu şöyle cevaplandıralım. İlk başa A harfini koyduk. Bu durumda geriye sadece 6 tane harfin yerleştirilmiş kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani normal şartlar altında birinci sırada A harfi var. Ben bu harfleri de nereden seçeceğim? K, A, H yani K, A ve R'den. Çünkü bir tane sondaki A'yı başa aldığımızı varsayalım. Normal şartlar altında burada kaç tane harfimiz var? 6 tane. Konumuz gereken 6 harf var. Bu 6 harf kendi arasında 6 faktöriyel şekilde değişir. Ancak 2 tane ne var? 2 tane K var. Değil mi? 2 tane K'mız var. 2 tane gene burada neyimiz var? A'mız var. 2 tane A'mız var. Doğal olarak bunu ben 6 faktöriyel çarpı bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel şeklinde hesaplamak zorundayım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden şunları sadeleştirelim. Cevabımız ne olacaktır? 5 kere 2 10 60 180. Cevap 180 olacaktır. Bu kapkaraydı yazılan kelimelerden 180 tanesi A harfiyle başlayacak diye soruyoruz. 4. sorumuza bakalım. Yine kapkaraydı başlayalım. Böyle kapkara olsun. Kapkarayla yazılan bu 7 harfli kelimelerin anlamlı veya anlamsız olacak tabii ki kelimelerin kaç tanesi K ve A harfleriyle başlar diye. Şimdi bu soruyu nasıl ele alacağımıza bakalım. K A'yı arkadaşlar sanki tek bir harfmiş gibi düşünelim. Yani aslında burada X, P, X, R ve A şeklinde 5 tane harften oluşan bir kelime var. Ve X kaç defa tekrar ediyor? 2 tane var X'ten. 2 faktöriyeli bölmek zorundayım. Ancak şimdi ben bu 5 harfli kelimelerin ilk harfinin mutlaka X olmasını istiyorum. Öyle değil mi? X olmasını istiyorum. Bakın olası durumlara bakalım. X, X, P, R, A. Burada X dediğimizin de K, V, A olduğuna dikkat edin lütfen. Tekrar sıra değiştireceğim. Sıra değiştiriyorum. Bakın şu anda sıra değiştirdim aslında. Yani X ile X'in şu ikisinin sırasını değiştirdim. Peki bu ikisinin sırasının değişmesi herhangi bir şekilde farklı bir kelime edinmeme neden oldu mu? Hayır. Bunların kendi arasında yer değiştirmesi 2 faktöriyel şekil olacağı için ne yapmak zorundayım?
tekrarlı permütasyonu bir de ayrıca 2 faktöriyle bölmek zorundayım. Bunun da sonucu ne olacaktır? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2'den 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden şunları şöyle sadeleştirelim arkadaşlar. Cevabımız 5 kere 2 10, cevabımız 30 olarak bulunacaktır diye söyledik. Bir de sayılarla ilgili örnekler yapalım arkadaşlar. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4. Kaç tane rakamımız var burada? Bu 5. sorumuz. 3, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane rakam var. 9 basamaklı, 9 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir diye soruyoruz. Sorumuz bu arkadaşlar. Şimdi nasıl düşüneceğiz? Eğer normalde hiç tekrar eden rakamlar olmasaydı ben bunu 9 faktöriyel, 9 faktöriyel şeklinde yazacaktım. 9 faktöriyel tane farklı sayı yazılabilir diyecektim. Ama 3 tane ne var? 3 tane 1 var. 2 tane 2 rakamı var. Ve 3 tane gene ne var? 4 rakamından var. Öyleyse paydaya 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yazıyorum. Peki bu sayıyı hesaplayalım. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyel gitti. 3 faktöriyel zaten 6 eşit olduğu için şunlarla sadeleşti. 2 faktöriyel 2 eşit olarak 4 ile sadeleşti. Burada 2 kaldı. Cevabımız 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 5 çarpı 2 olmuş oldu. Bunun da sayı sonucunu hesaplarsınız. Kendiniz hesap makinesi kullanarak. 6. sorumuz şöyle olsun. 3 tane 1 olsun. Arkadaşlar 3 tane 1 olsun. Pardon 2 tane 1 olsun. Fark etmez gerçi. 3 tane 0 olsun. 2 tane 2 bir tane de 3 olsun. Ne oldu? 3 6, 8, 9. Gene 9 tane 9 basamaklı sayı yazacağız. 9 basamaklı sayı yazacağız. Kaç farklı, 9 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir diye soruyoruz. Kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi burada sorun ne? Sıfırların olması. Neden? Çünkü ben 9 faktöriyeli 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel böldüğüm zaman elde edeceğim bu sayıların bazılarında sıfırlar değil mi? İlk basamakta yer alacağı için elde edeceğimiz sayılar 9 basamaklı değil 8 basamaklı olacaktır. Peki bunu nasıl engelleyebilir? Şimdi benim 9 basamak 9 tane rakamımdan 3 tanesi 0, geri kalan 6 tanesi ne? 0'dan farklı. 6'nın 9'a oranı kadar olanı, yani şu tüm sayılar, benim edileceğim tüm sayılar, bunların 6 bölü 9 tanesi ne yapacaktır? 9 basamaklı olur. 9 basamaklı olur. Bu 6 sayısını nereden buldum? 3 tane, yani 0 olmayan bu 9 tane rakam içinde, 9 rakam içinde 0 olmayan, kaç tane rakam var? 9 rakamda 0 olmayan kaç tane var? Arkadaşlar 6 tane var. Demek ki 9'da 6 tanesi, 6 bölü 9'u ne olacaktır? Tüm sayıların 6 bölü 9'u 9 basamaklı olacaktır diye söylüyoruz. Bunu da tabii ki hesaplamak için uzun uzun yazacağız. 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 3 faktöriyel dedik. 2 faktöriyel dedik şurada da. Arkasından da bunu 6'ya çarpı 9'a sadeleştireceğiz. Şu 9'lar zaten sadeleşti. Sadeleşmişsin. Ben bunu kırmızıya dökebilirim. 3 faktöriyel ile 3 faktöriyel sadeleşti. 3 faktöriyel ile 6 sadeleşti. 2 ile 4 sadeleşti. Cevap ne oldu? 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 2 olarak hesaplanmış oldu. Evet, tekrar permütasyon konusunda böylelikle bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda da döner permütasyonlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın diyerek dersimizi
sonlandırıyoruz. Hepinize en içten saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar.